Yani neyse onu yapar. Beşiktaş'a ilk geldiğinde benim yanıma verdi dediler. Daha 17 yaşındaydı. Al bu çocuğa göz kulak ol. At yarışı oynuyormuş dediler. 17 yaşında. Aradan 2 hafta geçti, bir baktım ben, Metin ve Sergen beraber at yarışı kuponu dolduruyoruz. Doğru mu? Doğru. Doğru. Kaç yaşında başladı at yarışı oynamayı? Ben 10 falan. 11. 11-12 o civarlar. Tabii futbolcular açısından çok önemli bir tarafı da var bu işin. Şöyle, sürekli kamplarda olduğumuz zaman, bizim zamanımızda mesela o PlayStation'lar, internetler bu kadar yoktu, aktif değildi. Evet. Çünkü kampta çok canımız sıkılıyor. Özellikle Avrupa'ya gittiğimiz zaman antrenman, uyku ve yemek haricinde yapacak hiçbir şey yok. Yani vakit geçirmek için bir meşgale lazım. Ben de çocukluktan beri başladığım için, sürekli olayın içinde olduğum için bana sürekli işte ya sen şu işi bırak, kafanı buraya takıyorsun, futbol oynayamıyorsun falan diyorlar. Ben de diyorum ki ya siz futbolu ne kadar biliyorsunuz ki bu aklı veriyorsunuz. Yani şimdi futbolla ilgili birinin bana akıl vermesi bana biraz enteresan geliyor. Çünkü futbolun neresindesiniz ki? Hani hangi bölümündesiniz bir defa? Ha, ne tarafındasın? Şimdi yöneticiysen fazla içine giremezsin. Teknik direktör değilsin, futbolcu arkadaşım değilsin. Dışarıdan bir insanın her ne kadar teknik olarak işin içinde de olsa, yani bizim tarzımız oyunculara akıl verip yönlendirme ihtimali hiç yok. Bir de düşün, saha içinde başına buyruk oyuncuları düşün mesela. Şimdi Messi'ye anlatabilir misin bir şey? Yani Ronaldo'ya bir şey anlatabilir misin? Ne anlatacaksın? Yani Xavi'ye ne anlatacaksın sahaya çıkarken? Yani hocasın. Ne anlatabilirsin Xavi'ye? Aman işte dönüşlerde orta takımı eksik bırakmayın. Topu aldığın zaman çabuk oynayın. İşte arkan dönük topa, bunları mı anlatacaksın Xavi'ye? Anlatama, nasıl anlatacaksın? Kadroyu yazacaksın. Hiçbir şey anlatmayacaksın. Kadroyu yazacaksın. Çıkacaklar onlar kendileri. Zaten sorunu çözer onlar. Onlar o kafa yapısına ve o kaliteye sahipler zaten. Yani bazı oyuncular vardır ki onlara bir şey anlatılmaz. Yani frikik oldu, ne anlatacaksın? Şuraya vur, buraya vur mu diyeceksin mesela? Niye, bir taktik çalışma falan yapıyorsun? Sen atla üstüne ok vursun. Barajı şuraya kurun. Sen yanda dur. Valla şöyle söyleyeyim, mesela bizim oynadığımız takımlarda çok o tür varyasyonlar olmuyordu. Neden? Çünkü hani kenar organizasyonları falan ayrı, onları tabii ki yapıyorsun doğal olarak. Zaten bunlar futbolcunun kafasında zaten 10 yaşından beri, 11 yaşından beri otomatik hesaplıdır zaten. Kim bindirecek, kim kaçacak, nereye gidecek, işte frikik oldu. Yeteneğin varsa vuracaksın, yoksa vurmayacaksın. Çok zor bir iş değil ya. Vurabilirsen vuracaksın. Yani istiyorsan buyur gel vur, ama bir kere vurabilirsin, bilemedin 2-3 olmaz. Hani bunu ancak herkesin bir yeteneği var. Biri frikik atar. Ne bileyim, çok iyi. Ben mesela penaltı atamazdım. Hiç sevmediğim şey penaltı atmaktı benim mesela. Ama Tayfur mesela süper penaltı atardı. Hiç kaçırmaz mesela. Acayip soğukkanlıydı. Hiç unutmuyorum. İrlanda'da eleme maçı oynuyoruz milli takım. 1-0 gerideyiz. O içimizdeki İrlandalılar mevzusunun olduğu dönem. Penaltı oldu. 83'te falan penaltı kazandık biz. Ceza alanı içinde. Penaltı kim atacak? Tayfur atacak. Mesela hiç korkum yok benim. Kesin atar. Çünkü o soğukkanlılık var mesela, o atar. Ben olsam atamam, bende çünkü telaş olur orada. Ama frikik olsa ben penaltıdan abi daha rahat atarım. Abi sende tam aksine çok soğukkanlı bir hal vardır sahada. Ama ben mesela friki penaltıdan daha rahat atarım ben. O zaman hiç kafamda şüphe olmuyor mesela frik olduğu zaman, ama penaltı olduğu zaman acaba şu şeye mi vursam, buraya mı vursam, kaleci ne tarafa atlar, acaba hızı ayarlayabilecek misin, kafanda başka bir şey mi var? Yani 50 bin tane sorun olabilir insanın kafasında. Tabii bunlardan kimsenin haberi olmaz. Futbolcular da insandır. Sahaya çıkarken belki kafasında adamın 10 tane sorun var. Belki kız arkadaşıyla kavga etti, belki karısıyla kavga etti, belki bir yer alacaktı alamadı, belki arabasını çarptı, bilemezsin ki. Yani insanın kafasında birçok sorun olabilir sahaya çıkarken. Biraz daha anlayışlı olmak lazım. Ancak mutlaka çok büyük vaatlerle aldığın oyuncular, işte Schneider, Drogba, Galatasaray'ın aldığı oyuncular, bu tarz oyuncular mutlaka o beklentinin karşılığını vermeli. Yani paranın karşılığı dersem çok basit olur, ama o beklentinin karşılığını vermek zorunda bu oyuncular. Bunun için transfer ediyorlar. Şu anda ilk 11'de olsun gördüğümüz kadarıyla. Yani bunu neye bağlıyorsun? Bunu şeye bağlıyorum ben. Ne bağlıyorsun? Bağlamıyorum. Bunu şeye bağlıyorum ben. Ne bağlıyorsun? Bağlamıyorum. Böyle bir şeye alet olmaması lazımdı bence. Ya şoförü olması lazımdı. Ya da taksiye binersin, evine gidersin oradan. Öyle değil mi? Evet. Bu şekilde lanse olması hem Guti için hem de bir futbolcu için bence çok üzücü bir olay. Biz de çok bu pozisyonlara düştük, çok gezdik dolaştık, ama hiçbir zaman alkollü arabanın içine binip de bu şekillere girmedik desem yalan olacak. Yakalanma. Yani bir şey söyleyeceğim. Benim ev yakın ya, o yüzden problem olmuyor. Bu arada
at konusunda bir hayli meraklı olduğunu biliyoruz. Herhalde bir at aldın. Var mı böyle bir şey? Hayır, at almadım da yani at yarışı oynamak bence çok normal bir şey yani. Büyütecek bir olay değil. Bunu herkes yapıyor. At yarışı oynaman para kazanmak amacıyla mı, bir altılıyı kazanmak amacıyla mı, yoksa özel zevk olarak mı gidiyorsun? Ya şimdi at yarışı oynayan adam zevk için oynayacağını zannetmiyorum. Sana atı oynayacağına, kendin oyna daha fazla para kazanırsın diyenler varmış. Oluyor tabii, onlar da oluyor. Doğru söylüyorlar. Kendim oynasam daha çok kazanırım herhalde. Niye oynamıyorsun Sergen? Elimden geleni yapıyorum. Artık herhalde zaman içinde düzelir her şey. Beşiktaş'ın her bölgesinde sıkıntı var. Çok bu sene sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor Beşiktaş'a. Ben Tabatara getirecek Beşiktaş'a. Valla ne getirecek? Ne bileyim, gelirken baklava falan getirebilir mi? Antep'ten gelirken. İşin eski bir imam şey oldu. Günden Fener'e Gökhan geldi. Nerede? Hiçbiri yoklar. Hiçbiri yoklar. Yani Avrupa'ya falan gitmek kolay değil öyle. Benim mesela Almanya milli maçından sonra Bayern Münih'e transferim vardı. Adamlar bir araştırmışlar. Almadılar. Ya. Kısa bir süre sonra tekrar birlikte olacağız. Deplasmandan geliyoruz değil mi? Eve gideceğiz. Yok, Ümraniye'ye gidelim, oradan eve gidin diyorlar. Ya niye Ümraniye'ye gideyim arkadaş, ben burada oturuyorum ya. O inanılacak bir şey değil ya. Anladın mı? Veya niye Ümraniye'ye gideyim? Ümraniye nerede? Benim evim nerede yani? Otobüsle Ümraniye'ye gideceğiz, oradan dağılacağız yani. Sergen, benim... Süleyman Sıkılı'nın önceki başkanı tanımıyor musun? Tanımıyorum. Bilir misin? Hayır Sergen. Peki bilmiyor musun? Bilmiyorum. Niçin? Bilmiyorum. Süleyman Sıkılı'nın önceki başkanı tanımıyor musun? Tanımıyorum. Allah'ım, inanmıyorum. İnan. Ne isim senin? Sen birini Arif'ten rica edeceğim. Çok var da ben reklam arasında dedim. İkiden fazla hikaye dinledim. Bizde 2000 tane anı vardır da. Bir tanesi çok enteresan. Şimdi biz tabii çok samimi arkadaşız. Maçlarda da çok samimiyiz. Çıkarken de işte bittikten sonra da oyun içinde de devamlı şakalaşıyoruz böyle. Bir gün Beşiktaş Galatasaray maçı var. Ali Sami Yen'de oynuyoruz, hiç unutmam. Yaza doğru denk geliyor maç ama bayramda denk gelmiş. Herhalde bayram tatili girecek maçtan sonra. Ben de 3 sarı kartlıyım o zaman hazır ve eskiden 4 sarı kartlı, çünkü 3 sarı kartım var. Diyorum ki 4.'yi göreyim de yani tatile gideyim, sezonda bitiyor çünkü bir 10 gün falan kafam rahat olsun. Şimdi maç başladı, ben 4. sarı kartı kovalıyorum oyun içinde. 4. sarı kartı alayım da gideyim diye. Göremiyorum 4. 50 oldu 60 oldu olmuyor. Pozisyon yok değil mi? Dedim ki ya nasıl göreceğim, bir baktım Arif tam kapalı önünde topu almış. Bir döndü böyle, ben tabii iki ayak birden böyle atladım gittim direkt Arif'e şimdi. Direkt sarı kart pozisyon yani normalde. Arif bir celallendi, bir kalk, ne yapıyorsun lan falan filan. Dedim oğlum sakin ol ya. 3 sarı kartım var değil mi? 4. görmem lazım. Arif böyle yaptı buna. Ya önceden söylesene. Bir de sahaya çıkarken. Beşiktaş kişi. Onu ben... Arif abi, o çok enteresan. Hiç o... Dedim ki ya bu arabayı verin de bari, ben buna bineyim hani falan filan dedim. O hafta hiç unutmam, Bursa maçı var İnönü'de. İnönü'de sakatım bir de. Bana dediler ki ya sen bu hafta bir gol at, sana arabayı verelim dediler bana. Sakatsın. Sakatım ama ben sakatlık falan dinler miyim? Çıkacağım maça her türlü. Neyse maça çıktık. İnönü stadında 3-1 yanmıştık o Bursa maçı. Şifo atmıştı bir tane. Hiç unutmam o maçı mesela ben. Maç 1-1, dakikalar 50 falan, 50-55, daha yağmurlu böyle biraz hava var. Ben de bir korner atışı olmuş, ceza alanı üzerinde böyle salağa yatmışım. Böyle oralarda saklanıyorum hani bir top mop gelirse belki bir pozisyon olur diye saklanıyorum oralarda. Kornerden bir korner attılar. Kornerden birisi kafayla ceza alanına doğru çıkardı. Abi ben topun gelişine yerle birlikte sağda ıslak bir kapattım. Giret çatala. Ya 2-1 oldu ya 3-1 oldu. Tam hatırlamıyorum. Bunu golü bir attım var ya. Ben mutluluktan uçuyorum. Kendimi yerlere attım. Başta golü attım. Diyorum ki beni çıkartın hemen diyorum sonra. Çünkü sakatlığım var zaten. Zar zor oynamışım. Golü attım hemen oğlum, beni çıkarttın. Golü attın diye mi seviniyorsun? Gözünde araba, beyaz tebrum var. Ben kurtuldum. Hayır ben arabanın, ben arabanın peşindeyim o zaman. Hani golü falan hiç uğraşmıyorum. Arabanın peşindeyim. Bir camia. Ve sen geldin, maçını da çıktın, aslan gibi oynadın. Antrenmanları bazen aksattın. Yine kimse bir şey demedi sana. Hatta hiç unutmuyorum, bir gün kar yağmış. Sen gelmedin. Şimdi biz de şeyde tesislere seni bekliyoruz. Sergen geldi. Ertesi gün iki gün sonra büyük bir maç var. O sırada senin telefonla aradık, dedi ki Sergen dedi, kar var abi dedi. Nerede kar var dedi. Bizim mahallede var. Ya sabahleyin
11'de Mina, ben 9.30'da kalktım sabahleyin. Dışarıya baktım, inanılmaz kar yağıyor. Bizim evin önünde falan arabalar çıkacak gibi değil. Ben dedim ki ya bugün antrenman olmaz. Olmaz. Ben de yattım uyudum, hiç kalkmadım. Saat 12:30 gibi babam kaldırdı. Dedi ki ya kulüpten arıyorlar. Bir baktım, ne oldu dedim. Neredesin dediler. Dedim ki ya kar yağıyor, bu havada antrenman olmaz ki. Ya dediler sen kafayı mı yedin? Burası günlük güneşlik. Floridası meğer günlük güneşlikmiş. Hiçbir şey yağmamış. Ben bilmiyorum ki Luchescu dedi ki çabuk buraya gel dedi. Neyse ben hemen giyindim, apar topar tesise geldim. Ama antrenman sonunda geldin. Ne yapayım, apar topar geldim ben. Hani ben nasıl olsa antrenman olmaz, yatayım dedim. Meğer o taraf günlük güneşlikmiş. Çünkü bu taraf, bizim tarafta yağıyor, o taraf günlük güneşlik. Çok enteresan bir hava sistemi de var yani burada. Çok enteresan bir gün. Sana kazıyordur bu. Evet. İnönü'de Beşiktaş Galatasaray maçı var. Sakaloğlu bir gol kaçırmıştı, hatırlıyor musun? Hani %100 İnönü'deki maçta. 0-0 bitmişti maç. Hatırlarsınız. Ondan Sinan Kanoğlu falan da Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş Galatasaray, hatırlıyorum. Sinan Kanoğlu falan o sonradan mı oyuna girmişti? Evet. Sakatlanmış mıydı? Ben o maç bir şeyim vardı benim. Ne olduğunu bilmiyorum ben. Yedektim ben, oynamıyordum. Kulübede oturuyorum abi. İlk yarı bitmiş. Ben de ilk yarı öyle karnım acıktı ki. Dedim ki bizim masada Cemal'e, dedim bana bisküvit getir birkaç tane. Çok acıktım. O ara bisküvit demiştim 5-6 tane. Dakika 60 falan olmuş böyle, maç ediyoruz abi, ben o ara dalmışım böyle kulübede biraz, tamam mı? Maça bakarken biz geç falan edeyim, bir ağırlık çekmiş bana. Bir dakika 70-75 oldu bana, Luchescu'yu bu arada Sergen dedi. Ne oldu dedim ben, tamam bir ara böyle oyuna gireceğim mi falan filan dedi bana, tamam mı? Yok dedim ben, girmeyeceğim dedim. Bak bunlar dakika 75'te falan oluyor, inan diyorum sana. Oyuna gireceğim falan, yok dedim, girmeyeceğim. Sen ne yedin bisküvi? Ya bisküvit yemişim devre arası, çok acıktım, ne olduysa bilmiyorum 4-5 tane. Girmeyeceğim dedim, oyuna dedim. Kendimi iyi mi hissetmedim? Ne oldu bilmiyorum bana da yani. Bir an geliyor, yok girmeyeceğim ben dedim. Hiç böyle çok kızabilecekmiş gibi de bir hoca görüntüsü vermiyor. Hiç böyle çok kızıyor. Yani o gazetesi. Putin'in... Ben amaç çıkarken hakeme derdim mesela. Hocam derdim bak, aman yani Arif oynuyor. Dikkat et derdim yani. Kovala yani. Devamlı atıyor çünkü. Yani takip et onu derdim ben yani. Biz söylerdik onlara hakem amaçtan evvel. Hakem ne derdi peki? Ya tamam falan filan derdi. Peki hakem Arif'le de... kendi iç konuşmanız oldu mu yani bir pozisyon sonrasında? Yani niye atıyorsun kendini filan diye? Ya bazen saha içinde çok öyle enteresan konuşmalar oluyor ki. Şimdi biz zamanında çok böyle yakın arkadaşlık bile. Devamlı milli takımda, devamlı şeyde aynı takımda da oynadık. O kadar samimiyiz ki saha içerisinde çok komik diyaloglar oluyor mesela. Biz bir gün Fenerbahçe Beşiktaş Milan Mustafa Doğan'la sohbet ederken kamera bizi yakalamış. Bunlar ne yapıyorlar? Şimdi o kadar yakın arkadaşız ki. Mesela her gün konuştuğumuz, beraber olduğumuz insan. Saha içinde top bizim kaleye gittiği zaman biz de burada bazen sohbet ediyoruz yani öteki tarafta kaldığımız zaman.